Merhaba jandarım. Merhaba güzellerim. Çok güzel bir haberle başlıyorum. Şahane bir haber. Müthiş. Adını pek telaffuz edemiyorum ama Heyet Tahrir-i Şam, HTŞ var biliyorsunuz İdlib'de. Suriye İdlib'de. Yani İslamcı Selefi bir terör örgütü. Kan emici, kan dökücü. İnanmayacaksınız ama kendi kendini feshediyor. Vallahi haber böyle abi. Haber böyle. Haberi kim yayınladı? Ya ne bileyim işte haberi herkes yayınlıyor. Hemen hemen bütün internet sitelerinde, gazetelerin internet sitelerinde falan var. Nerede okudum çok net hatırlamıyorum ama okudum, gördüm abi. Evet, haber aynen öyle abi. Bence haberin kaynağı belli. SETA. Hani var ya televizyonlarda çıkan bir tane kafasında benden daha az saç olan. Yani benden daha kel bir profesör var. Hem de polis akademisi profesörü. Hey Allah'ım ya. Polis akademisinde profesör. Abi köküne kadar AKP'li. Yok böyle bir şey ya. Benim gençliğimde ve hatta 20 yıl öncesine kadar böyle şeyler yoktu. Neyse konumuz o değil abi. HTŞ kendini feshediyor. Yani Heyet Tahrir-i Şam. El-Kaide'nin kollarından biri. En güçlü olanı. Neymiş biliyor musunuz? Niçin feshediyormuş kendisini? Aslında son dönemlerde Amerika falan da çok memnunmuş Heyet-i Tahrir-i Şam'dan. Türkiye zaten çok memnun. Ilımlı terörizmin savunucularıymış bunlar. Canlarım, evet bu Heyet-i Tahrir-i Şam HTŞ kendini feshedecekmiş. Avrupalılar çok memnun bu işten. Hatta Rusların bile memnun olma ihtimali varmış. Bu haber tam bir manipülasyon haberi. Tam hakiki bir manipülasyon haberi. Yani bizim ülkemizde Cumhurbaşkanlığına danışmanlık hizmeti verenler, ben bu haberi onların çıkardığını zannediyorum. Benim tahminim o, bakın. Bir bilgim yok. Hayır. Ya ben Agatha romanlarına çok, Agatha Christie romanlarına ve Sherlock Holmes romanlarına çok meraklı biri olduğum için genellikle matematiksel de düşünüyorum böyle konularda. Anlatabildim mi? Yani artılar oraya, eksiler burayı, faydalar, yararlar, zararlar, kimlerin ne elde edip neler kaybedeceği. Öyle düşünüyor. Hercule Poirot öyle düşünüyor. Sherlock Holmes öyle düşünüyor. Ben de onlar gibi düşünmeye çalışıyorum canlarım, güzellerim benim. Böyle bir haberi yapmak bugünlerde aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde, Avrupa Birliği üyelerinde Putin'i de, biraz da Putin'i gerizekalı yerine koymak. Biliyorsun değil mi? Biraz Amerikan filmlerinde olur. Hatta Türk filmlerinde de olurdu. Benim çocukluğumda beyaz Yeşilçam filmlerinde bile olurdu böyle. Polis kötü adamı yakalar, silahını çeker, davranma der, at silahını der. Ya da işte Amerikan kovboy filmlerinde kötü adam bir an bakar, çaresizdir, silahını atar. Onun attığı silahta polisin bir gözü hayduttadır, eşkıyadadır, bir gözü yerdeki silahtadır. Ayağında it o silahı der falan. Adam yere bakıp silahı ayağına iter gibi yaparken polisin de bir an için dikkati adamın ayağına kayar. Haydutun, kötü adamın, pislik adamın ayağına kayar. O sırada o haydut, buradan tabii benim gibi çocuk değil bilekleri, gömlek kapalıdır ama düğmeliksizdir. Oraya bir silah içten takmıştır, çık çık dedi. Hemen şırak o silahı çıkarır, polisi öldürür. Böyledir. Ya Heyet-i Tahrir-i Şam neyse işte. Heyet-i Tahrir-i Şam'ın yaptığı bu yahu. Ya bunu yutar mı bu Amerikalılar? Ha benim gibi çok fazla zeki olmayan biri bile yutmuyorsa Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Avrupa Birliği ülkeleri diyecekler ki aynı terör örgütü. Bak kendi kendini tasfiye ediyor. Aa, hemen de inanalım buna. Hadi. Ya bu haberi yapanlar. Kusura bakmayın, asıl gerizekalı olan sizlersiniz. Tam böyle zamanda böyle bir haber. İçine de yorum koymuşlar. Bu haber, yani Heyet
Şah Tahrir-i Şam kendi kendini tasfiye ettiğinde Türkiye'nin eli güçlenecek. Esad Türkiye karşısında zayıf duruma düşecek. Rusya Türkiye karşısında zayıf duruma düşecek. Ve Türkiye'nin isteklerini kabul edecek. Ya bana başka bir masal anlatsanız da bizlere. Biz de inansak, yutsak bunu. Allah Allah, Allah Allah. Canlarım neyse. Reuters'ta başka bir haber verdi. Suriye Devlet Televizyonu'na dayandırıyordu. Reuters, Suriye Devlet Televizyonu'na dayandırdığı bir haberden emin değil belli ki. Kendi haberi olsaydı söylerdi, haber bize ait diye. Suriye Devlet Televizyonu haberi ise pek doğru olmayabilir. Ama haber şöyle. Diyor ki, Rusya destekli Suriye ordusu Halep'in kontrolünü ele geçirdi. Esad rejiminin saldırıları sonucu bölgedeki muhalif grupların çekildiği belirtildi. Bu ne demek? Bu şu demek, İdlib tek başına kaldı orada. Yani iki haberin aynı anda yayınlanması bana çok garip geldi. İşte o haberin yayınlandığı aynı gün ya da Reuters'ın Suriye Devlet Televizyonu'na dayandırarak yayınladığı bu haberinle aynı gün diğer haber yayınlanıyor. Heyet Tahrir-i Şam, HTŞ, kendi kendini tasfiye edecek. Ve çekilecek. Nereye çekilecek peki? Nereye gidecek? Ya köpek kaka yemekten vazgeçer mi derlerdi eskiler. Bilmiyorum. Ya terör örgütü ya. Terör örgütü. Ben bu kadar akıllı akredebiliyorum da. Koskoca devletleri yönetenler. Heyet Tahrir-i Şam'ın kendi kendini göstermelik tasfiye edeceğini bilmiyorlar mı? Anlamıyorlar mı? Hadi be! Hadi oradan! Adamı aptal yerine koymayın. Allah Allah! Tövbe tövbe estağfurullah ya! Ya bu kadar olmaz ya! Neyse bu konunun dışına çıkayım. Canlarım, Amerika Birleşik Devletleri'nde bu sene seçim var. Kasım'da seçim var biliyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri'nde seçime katılanlardan biri de yine biliyorsunuz Michael Bloomberg. Michael Bloomberg Türkiye'deki Bloomberg Habertürk köyde, yani isim hakkı veren o dünyanın en büyük yayın kuruluşlarından bir tanesi sahibi. Ama adamın televizyonculuk değil tek işi. Adam dünyanın en zengin ilk 9-10 kişisinden biri. Aslında eski cumhuriyetçi bu. Eski Cumhuriyet Partisi üyelerinden. Peki neden Demokrat Parti'den giriyor? Hep söylüyorum canlarım. Bunu Türkiye'de anlatmalıyız. Ve Türkiye'de bunu da artık anlamalı. Bunu kabul etmeliyiz. Neyi? Daha önce söyledim, şimdi yine söyleyeceğim. Bakınız, dünyada artık cumhuriyetçilik, sağcılık, solculuk ya da ne bileyim cılıkçılık yok. İdeolojiler bitti dünyada. Dünyada artık ideoloji dediğiniz ne biliyor musunuz? Biliyorsunuz tabii mutlaka da işte bu hani alışılmıştır ya böyle sormak. Dünyada ideoloji demokrat olmak. Hukukun üstünlüğü ilkesinden yana olmak. Seçimlerde çoğulculuğu kabul etmek. Çoğunluğu değil. Çoğunluğu değil. Çoğulculuğu kabul etmek. Yargının bağımsızlığı konusunda sadakatle çalışmak. İnsan haklarından yana olmak. Bütün bunlar artık ideoloji dünyada. Gelişmiş dünya ülkelerinde bunlar ideoloji. Amerika Birleşik Devletleri'ne Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk kuruluş ki değişmedi, anayasasına aykırı hareket ettiği için artık eski cumhuriyetçiler bile onun karşısında Demokrat Parti'den aday olabiliyorlar. Neden? Çünkü artık Amerika Birleşik Devletleri şunu gördü. Ya biz cumhuriyetçi ya da demokrat diye birbirimizi yersek Trump gibi bir adam çıkar, Amerikan anayasasını yerle bir eder. Ne kuvvetler ayrılığı ilkesi bırakır, ne yasama organının saygınlığını bırakır. Ülkeyi tek başına yönetmeye kalkar. Yani despotizme götürmeye çalışır Amerika'yı. Demokrasinin kâbelerinden birini. Hukukun üstünlüğü ilkesine en çok saygı duyan devletlerden birini alır götürür. Orta Çağ karanlığındaki o dikta, zorba sultanların, padişahların, kralların dönemine oturtur diye düşündüler. Bloomberg'e kızabilirsiniz. Çok zengin canlarım. Günümüz zenginlerinle eski zenginlerin ne olur birbirine karıştırmayın. Bilhassa Türkiye için daha da önemli.
Bakın ben sık sık TÜSİAD üyelerini size övüyorum. Evet övüyorum. Hiç bakın ne kadar rahat söylüyorum. Övüyorum. Öbür taraftan Türkiye Odalar Borsalar Birliği'ni ve Esnaf Sanatkarlar Birliği'ni tenkit ediyorum. Bunu da çok net yapıyorum. Ben TÜSİAD üyelerinden dost muyum, ortak mıyım, üye miyim TÜSİAD'a? Yok yahu ben kendi halinde yaşayan son derece mütevazı geliri olan birisiyim. Fabrikam yok, hiçbir fabrikanın ortağı değilim. Hayatımda bir tane hisse senedi sahibi olmadım İstanbul Borsası'ndan ya da başka yerden. Hiçbir şirketin hisse senetlerine sahip değilim. Ama bakın canlarım, ben bugünkü TÜSİAD üyelerinin babalarıyla çok mücadele ettim. Ama bugünkü TÜSİAD üyeleri onlar gibi değil. Bugünkü dünya zenginleri de eski zenginler gibi değil. Bugünkü dünya zenginleri bir şeyin farkındalar. En az eşitsizliği, yani kendi ülkelerinde ve dünyada en az eşitsizliği. Bakın eşitliği sağlamak mümkün değil. Eşitliği sağlamak belki 1000 sene daha mümkün olamayacak. 1000 sene sonra mümkün olur mu? Ama bilmiyorum, ama en az 1000 sene mümkün olamayacağı konusunda kendimden eminim. Kimseye iddiaya giremem, 1000 sene sonraki günle görüşeceğim. Ama güzellerim, ama canlarım, günümüz zenginleri çok eğitimliler. Çok eğitimliler. Onların profesyonelleri de çok eğitimli. Çok yüksek kariyer sahibi insanlar. Neyin ne zaman nasıl olabileceğini çok net görüyorlar. Avrupa Birliği ülkeleri neden savaşmıyor? Neden öncelikle insani gelişime değer veriyorlar? Çünkü Avrupa Birliği ülkelerinin olsun, Amerika'yı olsun, Kanada'yı olsun, Japonya'yı olsun, Güney Kore'yi olsun, Avustralya'yı, Yeni Zelanda'yı, hep bakın bu ülkeleri örnek veriyorum. Bu ülkelerde çünkü insani gelişmişlik demokrasinin temel dayanağı. Biz neden demokrasiyi uygulayamıyoruz? Zırttırı pırttırı askeri darbe yapıyoruz ya da bir dikta heveslisi birileri gelip ülkeyi ele geçiriyorlar. Halk da o dikta heveslilerinin peşinden gidiyor. Çünkü insani gelişmişliğimiz yok. TÜSİAD bunun farkında. Evvelden derlerdi ki TÜSİAD'ın umurunda mı be demokrasi? O zaman dünyada, yani küresel aleme girmemiştik. Kendi kendimize idare ediyorduk. Şimdi Türkiye'deki TÜSİAD üyesi iş adamları şunun farkındalar. Demokrasimiz olmazsa ayvayı yeriz. Ne yatırımcı gelir, ne yatırım gelir. Ya şu halde bize niye yatırım gelmiyor? Çünkü küresel yatırımcı, küresel sermaye, ben Türkiye'ye gider de yatırım yaparsam acaba malıma, mülküme, parama el koyarlar mı diye korkuyor. Korkuyor adam. Korkmasın mı? Ya arkadaş, 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'de milyarlarca liralık sermayeye, fabrikaya, mala, mülke el kondu be. Hiçbir mahkeme kararı olmaksızın. Sadece bir savcılık soruşturmasıyla. Halen hüküm yok. Fabrikalar, devletin başındaki kayyumlar o şirketlerin kendi genel müdürlerine verdiği paranın 5 misli maaş alıyorlar. Arpalık olarak kullanıyorlar. Oradan dinci derneklere, dinci vakıflara bir dünya para gidiyor. Oysa o şirketlere neden el konmuştu? Dinci bir cemaate para yardım yaptıkları için el konmuştu. Değil mi? Şimdi bunlar daha beterini yapıyor kayyumlar. Sesimiz çıkıyor mu? Hayır. Neden? Baskılanıyoruz çünkü. Ben konuşuyorum. Ben konuşuyorum ama ben artık tehlike duvarını açtım. Umurumda bile değil çünkü. Ya demokrasi olmazsa ben zaten yokum. Şimdi yokum, ha sonra yokum. Ne fark ediyor ki? İşte TÜSİAD iş adamları bunun farkındalar. Peki Türkiye Odalar Borsalar Birliği ve Palandöken gibi esnaf odaları başkanları neden değiller? Ya onların demokrasi umurlarına değil ki. Siz bugüne kadar Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ağzından bir kere hukuk, demokrasi, insan hakları, kuvvetler ayrılığı ilkesi, ne bileyim yargı bağımsızlığı, böyle bir cümle duydunuz mu ya da Bendevi'nin ağzından? İkisi de 22 senedir orada oturuyorlar. Ya da 21 senedir. O koltuklarda oturuyorlar. Evet. Hiçbir esnafın ya bunlar bizi ne yapıyorlar? Bunlar ne iş yapar demek akıllarından geçmiyor. Odalar Borsalar Birliği'nin binlerce, milyona yakın, belki milyondan fazla iş adamı üyesi var. İş adamı para kazanıyor. Normal şartlarda akıllı insanlar para kazanırlar. Mutlaka akıllı değiller, kurnazlar. Para kazanmayı biliyorlar. Kanunlardan korkmuyorlar. Sırtlarını iktidara yaslıyorlar.
Onun içinde ne kanun umurlarında, ne hukuk umurlarında, ne demokrasi umurlarında, ne de Türkiye'nin geleceği. Hiç. Kendi çocuklarının geleceği umurlarında değil. Bugün yaşayayım da bugün çok para kazanayım. Yatlarda katlarda oturayım. Bir de Suriyeliler geliyor hazır buraya. 1000 liraya çalışıyorlar. Onları da çalıştırayım. TÜSİAD niye düşünmüyor Suriyeliler çalıştırmayı? Daha hep Türkiye Odalar, Borsalar Birliği ya da bende bir palan dökeninkiler düşünüyor. Ayda 700-600 lira çırak çalıştırıyorlar. Vergi yok, algı yok, sigorta yok. Çanlarım benim be. Eski zenginlerle günümüz zenginlerini ne olur karıştırmayın. Bugünün zenginleri ayakta kalmanın yolunun demokrasiden, hukuk devletinden, kuvvetler ayrılığı ilkesinden ve bütün dünya insanlığına saygıdan geçtiğini farkındalar. Ben TÜSİAD'ı onun için destekliyorum. Kara kaşları, kara gözleri için değil. Çocuklarımın geleceği için, torunlarımın geleceği için destekliyorum. Canlarım benim. Başka bana ne ya? Bana ne ya? Güzellerim benim. Anladık, anlaştık. Sizlerin bana inandığınızı biliyorum. Çok inandığınızı biliyorum. Sizlerin de benim gibi düşündüğünüzün hemen hemen tamamınızın eminim. Ama bunları başkalarına da anlatın diye size anlatıyorum. Kırmadan, dökmeden, benim kadar öfkelenmeden, sakin sakin. Hatta araya biraz fıkralar da katarak, tatlı dille. Onlar size öfkelense bile siz onlara kızmadan anlatın. Açın gözlerini. Gözlerini açsınlar. Bakın Türkiye'nin başına ne geliyorsa fakirden, fukaradan, cahilden geliyor. Ya benim babaanneciğim bir derdi unuttum. Rahmetli dedeciğim mi, babacığım birileri söylerdi çocukluğumda. Hiç unutmazdım. Yo, zengin falan değildik ama. Ne derlerdi biliyor musunuz? Zenginlikten ve sıcaktan zarar gelmez derlerdi. Zenginden ya da sıcaktan, zenginden ve sıcaktan zarar gelmez derlerdi. Yeter ki çok fazla yaklaşmayın. Düşünebiliyor musunuz ya? Güzel laftı. Ben o lafla yetiştim. Yalan yok. Ama sonra Türkiye'nin zenginlerinin çok bencil olduklarına tanık oldum yıllarca yıllarca. Ama artık öyle değil. Türkiye'nin TÜSİAD'ı var ve ben hep ne diyorum biliyor musunuz? Bütün çevrem bilir. Burada da söylüyorum. İyi ki TÜSİAD var. Odalar, Borsalar Birliği ve Esnaf Sanatkarlar Dernekleri Birlikleri TÜSİAD gibi demokrasiye, hukukun üstünlüğü ilkesine, bağımsız yargıya, insan haklarına saygılı olduklarında göreceksiniz Türkiye çağ atlayacak. İşte benim mücadelem, nacizane mücadelem. Başarır mıyım, başaramam mı? Beni kim dinler, dinlemesinler. Siz varsınız. Ben sizlere anlatıyorum. Arşivde de giriyor. Arşivde kalıyor. 2100'den fazla videomuz var. Beraber çektik. Beraber, hep beraber yaptık bu işi. Canlarım benim. Ve yine başaracağız. Yine demokrasi yolunda başaracağız. Ve Erdoğan'ı göndereceğiz. Hep birlikte göndereceğiz. Giden Erdoğan olmayacak. Erdoğan gidecek, torunlarını sevecek. Bizim göndereceğimiz Erdoğan'ın zihniyeti olacak. Ama biz Erdoğan'ı göndermeden Erdoğan'ın zihniyetini yenemiyoruz. Şu anda Türkiye'nin problemi ekonomi değil. Türkiye'nin problemi dış politikada değil. Hepsi çözülür bunlar. İnanın çok kolay çözülür. Şu anda Türkiye'nin bir tek sorunu var. Erdoğan'ın zihniyeti. Erdoğan belki çok mükemmel bir insandır. Tanımıyorum. Belki karısına, çocuklarına, yakınlarına falan çok iyi davranıyordur. Çok şefkatli bir babadır. Mükemmel bir insandır. Bilmiyorum. Ama beni ilgilendirmiyor. Ben ne onunla dünür olmaya niyetliyim, ne ondan kız almaya, kız vermeye niyetliyim, ne de onunla ortak iş yapmak gibi bir niyetim var. Ben ülkemin, insanlarımın geleceğini düşünüyorum. Bir ülkede fakirlik almış başını gitmişse, o ülkede zenginlik gelemez. Demokrasi de gelemiyor. Ne kadar çok fakir varsa demokrasi o kadar çok tehlikede demektir. TÜSİAD'ın üyeleri işte bunun farkındalar. Ama Recep Tayyip Erdoğan ve zihniyeti bunun farkında değil. İşte bakın şuraya. Konya'da evli ve iki çocuk babası Mevlüt Çankaya kamyon garajında kendini asarak intihar etti. Kamyon şoförü olduğu öğrenilen Çankaya'nın ekonomik sıkıntılarından dolayı intihar ettiğini iddia edilirken sosyal medyadan depremzedelerle ilgili yaptığı paylaşımda dikkat çekmiş. Adamcağız daha birkaç gün öncesinde galiba depremzedelere yardımcı olmak istiyormuş. Çok büyük ihtimalle aslında istediği işti. Evet.
Ne bileyim, depremzedelere mal taşımaktı, mal götürmekti, şuydu buydu. Para kazanmaktı. Hiçbir şey olmamış ve bir ekonomi şehidi daha verdik. Ekonomi şehitlerine kimse ilgilenmiyor. Hiç kimsenin umurunda değil. Savaşırken ölenleri herkes çok seviyor. Yoksulluktan, ar damarı çatlamadığı için dilenememekten de korkan tabii haliyle. İnsanlarımız bir bir intihar ediyorlar. İktidarın umurunda bile değil. İktidar gazetecileri görmezden geliyorlar. Ya böyle şey olmaz canlarım. Bu ülke böyle yönetilemez. Daha fazla bu ülke böyle yönetilemez. Onun için diyorum ki Türkiye aslında sorunlarını kolayca çözer. Yeter ki Erdoğan'ın zihniyetinden kurtularım. Erdoğan'ın zihniyetinden kurtulmamızın yolu da Erdoğan'ı seçimlerle ya da kendisini istifa ettirerek, isteyerek istifa edecek. Baskıyla değil, protestolarımızla. Belki de ikna edeceğiz. O da görecek belki Türkiye'nin önüne takoz olduğunu. Ama istifa edecek. Erdoğan istifa edecek. Başka bunun lambıcı mı yok. Canlarım, hepinizin gözlerinizden öperim. Hoşça kalın güzellerim. Hoşça kalın canlarım.